Yok. Bak bak. Yok bak. Erman. Erman. Bak bu da güzelmiş. Tamamı deniz gören odalarda 7 gece 8 gün tam pansiyon. Alles inclusive. Erman. Muz da var. Baksana insanlar muzun üstünde ne kadar mutlular. Yaşam güvenciyle dolular. Doğru söylüyorsun abiyem. Muzsuz bir tatil olur mu ya? Ben muza binmeden kesinlikle gitmem yani. Kesinlikle. Kişi başı ne kadar yazıyor? Bak Erman, kişi başı bir gecelik 199 TL. 199 TL, iki kişi başı 199 çarpı. Ne yapıyor? 199 TL. Kenan doğru olabilir mi? Ne? Yok olamaz tabii. Çünkü bir tanesi asal sayı, bir tanesi insan. Ay benim de kafam karıştı birden. Halbuki ilkokulda öğretmenimiz öğretmişti. Elma ile armut beraber toplanmaz diye. Bak bir de derler ki okulda öğrendiğiniz bilgiler gerçek hayatta ne kadar işinize yarar. Bak görüyor musun? Bunu bildiğim için ben okuldaki bilgiyi hafsalamda tuttuğum için şu an ne kadar işime yaradı. Asal sayılan insanı toplamadım Erman. Çok güzel abiyeciğim. Müsaade eder misin? Bir hesap yapmaya çalışıyorum özürüne sığınarak. Tabii. Kafamı kurcalıyorsun çünkü ondan sonra kafam dağılıyor. Şimdi 200'den 200 eder 400. 2'yi çıkardım mı 400'den ne eder? Şu an sen ne yapıyorsun? 200'den 400'den çıkarsam ne eder? Hesap yapıyorum. 200'den 400'ü mü çıkarıyorsun? Yok kızım. 2 tane 200 eder 400. 1798 Erman. Yok. 2 çıkar diyorum. Semir'i dinlemiyor musun ya? 398. 398, 398 çarpı. Tamam 398. Ben de onu diyecektim. Ben kara kökünü aldım da ondan biraz rakam büyük çıktı. Bana ne kara kökünden mara kökünden? Ne diyorsun? Ben anlamıyorum ki senin dediğini. Ya abiyeciğim bak şimdi ben senin ile 7 gün 7 gece gittiğim zaman değil mi? 7 gün 7 geceye bakıyoruz. 7 gün 8 gece Erman. 7 gün 8 geceye gittiğim zaman günlüğü 398'e denk gelmiş oluyor. Hı hı. 398 çarpı 7 ile 8 ne yapıyor? 398 çarpı 7 ile 8. 398 çarpı... Onun kara kökünü alsam... Oho, 2500 lira yapıyor abim. Ben yani şimdi ben nasıl çıkaracağım bu parayı ya? Erman ben de 2500 diyecektim. Bak tam diyecektim sen dedin. Böylece ikimiz de bütün çarpmalarımızın normal salgılamasını yapmış olduk. Kızım sen manyak mısın? 2500 liradan bahsediyorsun kızım. Kızım bizim kaç aylık yiyeceğimiz... biz tatilden geldikten sonra ne yiyip ne içeceğiz? Tatil anılarımızı mı yiyeceğiz? Erman kredi kartına 10 taksit yapıyormuş. 10 ay nedir Erman? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. Olmaz abiyeciğim. Sen anlamıyor musun laftan ya? Niye beni gece gece sinirlendiriyorsun ya? Ben nasıl harcayayım 2500 lirayı ya? Ben nasıl harcayayım? Söyle bana ya. Tövbe yarabbi ya. Ben önce evimin temel ihtiyaçlarını gidermek isterim o parayla. Ben bir devlet memuruyum abiyeciğim. O parayı çok zor şartlarda kazanıyorum yani. 2500 lira diyor ya. Bu ne demek biliyor musun benim için? Gangren olurum ben ya. Bir daha bakalım şu kaç şey. Az yıldızlıya bakalım. O ne 50 tane yıldıza ne bakıyorsun ya? Az yıldızlı olsun. Gideriz kampikimizi kurarız hayatım oraya. Küçük yıldızlı daha güzel bir tatil bilgisi olur. Ben sana orada cızbız kitli yaparım. Baktın olmadı. Sabahları kalkarız, kavundan karpuzumuzu keseriz, peynirimizi, zeytinimizi alırız. Çok güzel bir tatil sunarım sana. Sen niye bu kadar güvenmiyorsun? Bana güven bir tanem. Al sana mister gibi denize sıfır tatil işte. Daha ne istiyorsun? Sen bilirsin Erman. İyi geceler. Bak ya, bak ya. Önce adam kostümünü mındar ettin ya. Yeter be, yeter. Allah razı olsun, yeter. Bak ağa da yırtıldı. Bak hareket ettirdin ağını da yırttırdın ya. Yarın teslimatı var mı onun? Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana
para ver.